Merhaba arkadaşlar, ben Özel Sistem Koleji Fen Bilimleri Öğretmeni Eda Cop. Bu videomuzda sizinle 6. sınıf Fen Bilimleri 6. üniteye devam edeceğiz ve duyu organlarımızdan başlayacağız. Evet, duyu organlarımız, baktığımız zaman vücudumuzda 5 tane duyu organımız vardır. Kulak, göz, deri, burun ve dildir. Dışarıdan gelen uyarıları, örneğin bir cismin sesini, sıcaklığını, sertliğini, rengini, kokusunu, görüntüsünü nasıl algılarsınız? Tüm bu saydığımız dışarıdan gelen uyarıları bizlerde bulunan duyu organlarıyla algılarız arkadaşlar. Dışarıdan gelen uyarıları alarak beyni ileten organlara biz duyu organları diyoruz. İnsanda 5 temel duyu organı bulunur. Görme organı olan göz, işitme organı olan kulak, dokunma organı olan deri, koklama organı olan burun ve tad alma organı olan dil. Organlarımıza geçmeden önce duyu almaçlarından bahsetmek istiyorum birazcık. Dışarıdan gelen uyarılar duyu organlarında bulunan özel hücreler, diğer adıyla duyu almaçları tarafından alınır. Görme almacı, duyma almacı, koku almacı, tad almacı, hissetme almacı olarak bunlar vücudumuzda bulunur. Alınan uyarı sinir hücrelerine verilir. Onlar bu uyarıyı uyartıya çevirir ve beyinde bulunan özel duyu merkezlerine götürür. Bu merkezlerde gerekli cevabı oluşturur ve ilgili organa tepki vermesi için sinirler aracılığıyla cevap uyartı şeklinde gönderilir. Ve gönderdiği cevabın yerine getirilip getirilmediği yine duyu merkezleri tarafından kontrol edilir arkadaşlar. İlk olarak görme organımız olan gözle başlayalım. Göz uzun bir konu arkadaşlar. Bu bölümümüzde gözü inceleyeceğiz. Varlıklardan gelen ışığı alarak onları görmemizi sağlayan organımızdır. Çeşitli bölümlerden meydana gelmiştir. Bu bölümleri görmeden önce gözümüzü dış etkilerden koruyan, yardımcı olan yapılar vardır. Öncelikle bunlardan bahsetmek istiyorum. Nedir bu gözü koruyan yardımcı yapılar? Göz kapakları, kirpikler, gözyaşı bezleri, kaşlar, yağ bezleri ve göz kaslarıdır arkadaşlar. Şimdi bunların kısaca görevlerinden bahsetmek istiyorum. Kaşlar alından gelen teri tutarak göze inmesini önler. Bakın burada görülüyor hepsinde. Teri tutarak göze inmesini engelliyor. Göz kapakları gözü dış etkilerden korur ve göz kırpma sayesinde gözün nemli kalmasını sağlar. Kirpikler göze gelen tozları tutarak göze girmesini önler. Gözyaşı bezleri salgıladığı gözyaşı salgısı ile gözün temizlenmesini ve nemli kalmasını sağlar. Yağ çapak bezleri salgıladığı yağ salgısı ile gözün göz çukuru içinde kolay hareket etmesini ve göz çukurunun kaygan olmasını sağlar. Yağ bezleri göz kapaklarının kenarlarında bulunur. Göz kasları gözün sağa sola yukarı aşağı hareket etmesini sağlayan çizgili kaslardır arkadaşlar. Çizgili kasların yapısını daha öncesinde görmüştük. Şimdi gelelim görme organımız olan göz. Gözdeki yapılara baktığımız zaman burada gözün nelerden oluştuğunu görüyoruz. 3 tane tabakadan oluşuyor arkadaşlar. En dış tabaka sert tabakadır. Sert tabakanın hemen altında damar tabaka. Damar tabakanın da altında retina dediğimiz A tabaka, sinirlerin bulunduğu A tabakası vardır. 3 temel tabakadan oluşmaktadır. Yine burada baktığımız zaman sert tabaka ön tarafa doğru giderek saydamlaşır ve korneayı oluşturur. Yine burada damar tabaka ön tarafa doğru giderek göz bebeği ve irisi oluşturur. Yine burada A tabaka ön tarafa doğru göz merceğini oluşturur. Bunları hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Burada baktığımız zaman A tabaka sarı lekeyi bulundurur. Sarı leke diğer adıyla sarı benektir. Görüntünün en net olarak algılandığı yerdir arkadaşlar. Şimdi bu bölümleri hep birlikte inceleyelim. Göz 3 bölümden oluşur dedik. Sert tabaka en dış bölümüdür. Daha sonra damar tabaka, en içeride ise A tabaka diğer adıyla retina bulunur.
Sert tabaka gözün en dış kısmındaki gözü dıştan saran, gözü dış etkilerden koruyan beyaz renkli koruyucu tabakadır. Sert tabakada kan damarları bulunmaz. Bu tabaka göze yuvarlak şeklini verir. Sert tabaka gözün ön kısmında küreselleşerek saydam tabaka dediğimiz korneayı oluşturur arkadaşlar. Bakın burada hepsinde gösteriliyor. Bakın gözün saydam göründüğü tabaka. Yine burada da aynı şekilde şu kornea dediğimiz yapı oluşur. Kornea göze gelen ışıkların kırılmasını sağlar arkadaşlar. Gözümüze gelen ışıklar gözümüzde kırılmaya uğrayarak görüntü oluşumu sağlanır arkadaşlar. İlk kırılmayı biz bu saydam tabakada gerçekleştiririz. İkincisi damar tabaka, sert tabaka ile birlikte A tabaka arasında bulunan tabakadır. Çok sayıda kılcal damarlarda içerisinde bulundurur. Sizce buradaki damarların görevi nedir arkadaşlar? Damar tabaka dediğimiz gibi sert tabakayla A tabaka arasında kılcal damarların bulunduğu tabakadır. Görevi ise kılcal damarlar yoğun bulundurduğundan görevi ise gözün beslenmesini sağlayan tabakadır arkadaşlar. Damar tabaka gözün ön kısmına geldiği zaman iris ve göz bebeğini oluşturur. İris dediğimiz kısım gözün renkli kısmıdır. İşte mavi, kahverengi, yeşil gibi renkleri iris kısmını oluşturur. Göz bebeği ise irisin ortasında bulunan siyah kısımdır. Bakın yine burada da gösteriyor göz bebeğiyle. İrisi. İris gözün ön kısmında düz kaslardan yapılan renkli, siyah, kahverengi, mavi, yeşil, ela gibi renkleri bulunan tabakadır. İris dışarıdan gelen ışığın miktarına göre büyüyüp küçülerek göz bebeğinin büyüyüp küçülmesini sağlar. Işık miktarını ayarlar burada. Göz bebeği gözün ön kısmında irisin ortasında bulunan açıklıktır. Göz bebeği göze gelen ışığın gözün iç kısmına ilk girdiği yerdir arkadaşlar. Göz bebeği iris sayesinde büyüyüp küçülerek göze gelen ışık miktarı ayarlanır. A tabaka diğer adıyla retina dedik. Gözün en dış kısmıdır retina. Gözdeki görme duyu almaçları yani sinirler burada yer alır arkadaşlar. Duyu sinirleri görüntüyü beyne götüren sinirler bu tabakada yer alır. Bakın retina. A tabaka gözün ön kısmında saydamlaşarak göz merceğini oluşturur. Burada A tabaka gözün ön kısmında saydamlaşarak göz merceğini oluşturur. Bu göz merceği ise göze gelen ışığı ikinci defa kırılmaya uğratır arkadaşlar. Göz merceği diğer adı lens dedik. A tabaka gözün ön kısmındaki bölümüdür. Göz merceği göz bebeğinden gelen ışınları kirpiksi kaslar sayesinde incelip şişkinleşerek kırar ve sarı benek dediğimiz yapı üzerine düşürür. Sarı benek önemlidir burada. Sarı benek A tabakada bulunur arkadaşlar. Yine sarı benekle birlikte kör nokta da burada bulunur arkadaşlar. Sarı benek diğer adıyla sarı lekedir. Gözdeki duyu almaçlarının bulunduğu yerdir. A tabakada en net görüntünün oluştuğu yer ve göz bebeğinin tam karşısında bulunan yerdir arkadaşlar. Unutmayalım, bu her zaman karşımıza çıkacak sarı leke görüntünün en net olarak oluştuğu yerdir arkadaşlar. Görüntü sarı benekte ters olarak düşer arkadaşlar. Şimdi burada görüntü nasıl oluşuyor? Aslında buna geleceğiz birazdan ama şimdi bir değinmek istiyorum. Burada baktığımız zaman bir çiçek resmi var. Bu çiçek resmini gözümüz algılayarak, kırılmalara uğrayarak sarı benek üzerinde görüntü oluşturur. Görüntüye dikkat ettiyseniz eğer ters bir görüntü oluşturur. Buradaki ters görüntü duyu almaçları tarafından duyu sinirlerine gönderilir ve duyu sinirleriyle birlikte bu sinirler beynin görme merkezine iletilir. Beyin bu görüntüyü algılayarak düzeltir, düz hale getirir ve ona göre cevap oluşturur arkadaşlar.
Kör nokta, sarı beneğin altında bulunan görme duyu sinirlerinin gözden çıktığı yerdir. Kör noktada görme duyu hücreleri bulunmaz ve burada görüntü oluşmaz arkadaşlar. Dikkat ederseniz eğer, bakın kör noktanın bulunduğu kısım, burada görme sinirleri yoktur. Şunlar görme sinirleri, bunlar yoktur. Görme sinirleri olmadığı için burada duyu hücreleri bulunmaz. Bu yüzden de görüntü yoktur arkadaşlar, oluşmaz diyebiliriz. Görme olayı nasıl gerçekleşiyor? Bir cismin görülebilmesi için o cisimden bizlere ışık gelmesi gerekir. Ressamın yaptığı resmi incelediğimiz zaman ışık kaynağından ışık aldığı için ressam resmi ne yapar? Görebilir. Şimdi burada işte görüntü oluşumu ve bizim görme olayımızın nasıl gerçekleştiği önemli arkadaşlar. Burada tek tek bakalım. İlk olarak cisme bakıldığında cisimden çıkan veya yansıyan ışınlar önce saydam tabakaya gelir. Saydam tabaka diğer adıyla kornea da kırılır. O zaman birinci kırılma saydam tabakada oluyor. Daha sonra göz bebeği gelen bu ışığın miktarını iris sayesinde ayarlar. Ve ışınlar göz bebeğinden geçerek göz merceğine gider. Üçüncüsü, ışınlar göz merceğine gelir ve burada bir kırılma daha olur. O zaman ikinci kırılma da göz merceğinde gerçekleşir. A tabaka üzerinde bulunan sarı benek üzerinde ters bir görüntü oluşur. Bakın burada ters bir görüntüyü ne yaptık? Oluşturduk. Daha sonra sarı benek üzerine düşen ışınlar ters görüntü oluşturur ve burada oluşan görüntü görme duyu almaçları tarafından alınarak görme duyu sinirlerine aktarılır. Görme duyu sinirleri görüntüyü beynin görme duyu merkezine iletir ve burada duyu merkezinde görüntüyle ilgili bilgiler değerlendirilerek ters olan görüntü düzeltilerek görme olayı gerçekleşir arkadaşlar. Görme olayında gözümüz iki kere kırılmaya uğrar dedik. Birinci kırılma saydam tabakada, ikinci kırılma ise göz merceğinde gerçekleşir. İkinci kırılmadan sonra görüntü sarı benek üzerine ters bir görüntü oluşur. Burada duyu sinirleri tarafından duyu almaçları duyu sinirlerine aktarır bu görüntüyü. Bunlar duyu sinirleri beyne ileterek görüntüyü değerlendirip düzeltir arkadaşlar. Evet, baktığımız zaman cisim, bakın ışık ışınları ilk olarak saydam tabakaya geliyor. Saydam tabakada bir kırılma oluyor. Daha sonra göz bebeğinden geçerek göz merceğine geliyor. İkinci kırılma oluyor. Göz merceğinden sonra görüntü nereye geliyor? Sarı leke üzerine geliyor. Buraya nasıl geliyor? Ters geliyor. Daha sonra buraya gelen görüntü buradaki duyu almaçları tarafından alınıp göz sinirlerine aktarılıyor. Daha sonra göz sinirleri tarafından nereye gönderiliyor? Beynin ilgili yerine gönderiliyor arkadaşlar. Şimdi gelelim gözün yapısını gördükten sonra gözümüzde meydana gelen göz kusurlarına. Günümüzde en çok yaşanılan göz kusurlarından biri miyoptur arkadaşlar. Bu miyop insanlar tarafından yakını görüp uzağı görememedir. İnsanların yakını görüp uzağı net olarak görememesi. Peki bunu sağlayan nedir? Şimdi normalde bizim görüntü gözümüzde nereye geliyor dedik? Sarı lekeye geliyor. Şurası sarı leke. Sarı leke üzerine görüntü düşüyor ve biz gözümüz bunu görüyor. Miyop olan insanlarda görüntü sarı lekenin önüne düşer arkadaşlar. Görüntü sarı lekenin önüne düştüğünden dolayı miyop olan insanlar yakını iyi görürken uzağı göremezler. Uzağı göremez bu kişiler. Peki bunun tedavisinde ne yapmamız gerekiyor? Miyop olan insanlara genellikle kalın kenarlı mercekte düzeltme yapılır arkadaşlar. Kalın kenarlı mercek verilir. Peki kalın kenarlı mercek nedir? Kalın kenarlı mercek görüntüyü uzaklaştıran mercektir. O zaman ne yapacaktır? Kalın kenarlı mercek taktığımız zaman görüntü buradan arka tarafa uzağa yani sarı leke üzerine geleceği için ne yapacaktır? Düzelecektir. Diğer önemli görülen, sık görülen göz kusurlarından biri hipermetroptur.
Hipermetrop göz kusuruna sahip bir kişi uzaktaki cisimleri iyi görür fakat bu sefer yakındaki cisimleri göremez. Bu nasıl oluyor? Şimdi normalde biz ne dedik? Görüntü sarı leke üzerine düşüyor. Doğru mu? Fakat hipermetrop olan kişilerde görüntü sarı lekenin arka kısmına, bakın şurada oluşmuş, arka kısmına düşer. Bunun için ne yapmak gerekiyor? Nasıl bir tedavi yöntemi gerekiyor? İnce kenarlı mercek kullanılması gerekiyor. İnce kenarlı mercek görüntüyü yakınlaştıran mercektir arkadaşlar. Ne yapacaktır? Arkaya düşen görüntüyü öne alarak sarı benek üzerine getirecek ve böylelikle düzeltilecektir. Astigmatlık, merceğin veya saydam tabakanın yüzeyinin pürüzlenmesiyle oluşmuştur. Bütün cisimler bulanık olarak görülür. Resimlere dikkat ederseniz görüntüler net değildir. Bulanık olarak gözükür. Silindirik mercekle düzeltilir arkadaşlar. Tedavisi vardır. Prespitlik, göz merceğinin esnekliğini kaybetmesiyle oluşur. Yakındaki cisimlerle uyum sağlayamaz. Prespitlik genellikle arkadaşlar ileriki yaşlarda karşımıza çıkan bir göz kusurudur. İnce kenarlı mercekle düzeltilir. Burada bakarsanız göz merceği esnekliğini kaybettiği için göz merceği yakına uyum yapamaz ve bu görüntü sarı lekenin arkasına düşer. İnce kenarlı mercek kullanarak, ince kenarlı mercek için ne söyledik biz? Görüntüyü yaklaştıran mercektir dedik. İnce kenarlı mercek kullandığımız zaman görüntü ne yapacaktır? Sarı beneğe, yani arkadan ön tarafa doğru geleceği için düşmesi sağlanacaktır. Böylelikle göz kusuru düzeltilecektir arkadaşlar. Gelelim diğer bir göz kusuru olan renk körlüğü arkadaşlar. Renk körlüğü gözün retinasında bulunan kırmızı ve yeşil renkleri algılayan duyu almaçlarının çalışmamasının bozulmasının sonucu oluşan bir olaydır. Şimdi burada okumaya çalışalım. Eğer okuyabiliyorsanız renk körü değilsinizdir. Renk körünün tedavisi yoktur arkadaşlar. Genetik bir hastalıktır. Doğuştan gelir ve tedavisi hiçbir şekilde yoktur. Bakın burada rakamları oluşturmaya, okumaya çalışalım. Ne diyor burada? 74 26 5 29. Bakın kırmızı ve yeşil renklerin birbirinden ayırt edilememesidir arkadaşlar. Diğer bir göz kusuru şaşılıktır. Göz yuvarlığını hareket ettiren kasların normalden uzun ya da kısa olmasından kaynaklanır. Ameliyatla düzeltilebilir arkadaşlar. Özellikle çocuklarda çok fazla karşımıza çıkan bir durumdur bu. Katarak yine ülkemizde en fazla ameliyatı yapılan göz kusuru olarak söylenir. Burada genellikle yaşlılarda görülür, bulanık görmedir. Göz merceğinin saydamlığını kaybetmesi sonucu oluşur. Ameliyatla tedavi edilebilir. Bakın burada normal lens takan biriyle katarak sonucu oluşan göz bozuklukları görülüyor. Bakın lenste çıkmış. Peki bizler göz sağlığı ve korunması konusunda neler yapmalıyız? Bir kere her şeyden önce temiz olmalıyız arkadaşlar. Gözümüz çok önemlidir bizim için. Göz temizliğine dikkat etmeliyiz. Başkalarına ait havlu, mendil gibi eşyaları kullanmamalıyız. Yakından uzun süre televizyon izlememeliyiz. En ideal 3-4 metre uzaklıktan bakmalıyız televizyonlara. Okuma veya yazma sırasında göz ile cisimler arasındaki uzaklık 25-30 santim olmalıdır arkadaşlar. Gözleri aşırı ışıktan korumalıyız. Güneşli günlerde gözlük kullanmalıyız ve başkasının gözlüğünü kesinlikle kullanmamalıyız arkadaşlar. Okuma veya yazma sırasında ışık engellenmeli, beyaz kağıt, saman kağıt kitaplar arasında ışığı emme ve yansıtma farkı nedeniyle genellikle saman kağıtlar kitaplar daha rahat okur, gözümüzü yorma açısından daha az yorar arkadaşlar. Görme olayını güçlendirmek için bol bol A vitamini olan besinler tüketmeliyiz. Nelerdir bunlar? Havuç, yumurta, yeşil sebzeler, bunları tüketmeliyiz arkadaşlar. Önemlidir bunlar. Bu videomuzda sizlerle göz sağlığı
ve gözün yapısını inceledik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.